Ramazanların olmazsa olmazı YouTube lügatının birinci maddesi Ramazan kolisi açılımını yapacağız. Ve bunları açıp size gösterdikten sonra geri kapatıp ne yapacağız? İzleyenlere hediye edeceğiz. 3 koli vardı. Bu en ucuz. En ucuzu buydu. Aynen. Sıvı yağ. Bir yağ. Altın değerinde. Yemekte yaparım salçayla. Yemekte yaparım salçayla. 391 TL. Burası. Burası. Burada çayımız var yine. İlk defa duyduğum marka. Kaçak çay. Bu ne oğlum? Bunu yanlışlıkla mı koydunuz buraya? Lan biz bunları 1,5 liraya alıyorduk ayrılmak. 200 TL farkla bakalım ikinci pakette, üçüncü paketin arasında ne olacak? İlk başta hemen bir kahve çıktı. Türk kahvesi. Bir tane daha makarna. Billurtuz. Billur. Sence 200 TL farkı değer mi? Instagram'dan kendi yorumunuzu bana yollayın. Biz de yorumların arasından 3 kişiyi seçelim. Umarım en çok kimin ihtiyacı varsa ona çıkar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Oruk tut, oradan tut. Hadi. Hoppa. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve bugünkü güzel içeriğe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ramazanların olmazsa olmazı YouTube lügatının birinci maddesi Ramazan kolisi açılımını yapacağız. Bugün sizler için Ramazan kolisi alacağız. Bakalım birkaç tane varmış. Onları açacağız. Sizlere göstereceğiz bu sene hangi ücrete içine neler koyuyorlar. Ve bunları açıp size gösterdikten sonra geri kapatıp ne yapacağız? Ne yapacaksın? İzleyenlere hediye edeceğiz. Bravo bravo, alkış, konfetiler patlat buradan ayrıldı. Yo, ben öyle düşündüm. Hem açıyoruz. Çok iyi. Bravo. Artık 2-3 kaç tane değişik koli varsa aynen, elimizden geldiği kadar değerlendirelim. Bizi izleyen arkadaşlara Ramazan hediyesi olsun küçük de olsa. Çok iyi olur. Vallahi tebrik ediyorum seni. Yani. Büyük kalpli insan. Teşekkürler. Bu arada videoları sarmadan izlerseniz ve kanala eğer abone olmadıysanız olursanız seviniriz diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Bakalım paketler neler var. Vum vum. Hazır mıyız? Atla. Hadi koş. Evet, kolileri aldık. Murat koliler. Sen oraya bir şeyler daha aldın galiba. Ne aldım kanka? Bilmiyorum. Ya giderken içeriz diye aldım daha. Bir şeyler aldım. Red Bull, Red Bull aldım. Hayrullah seviyor ya. Anladım. Onun için Hayrullah düşündüm. Bu arada 3 koli vardı. Bir numara 1, bir 2, bir de 3. Aynen en öyle. En büyüğü 3'tü galiba. Evet, bir numara en ucuz olan, 2 numara orta olan, 3 numara da en pahalı olan kolimiz. Çok zekisin. Evet, tebrik edelim lütfen. Bir sıkıntımız var. Neymiş? Hava soğuk. Evet. Yağmurlu. Evet. Bunları nerede açıp çekeceğiz? Hayrullah düşünmemiş mi onu? Ya hiçbirimiz düşündü mü? Hayır da bunları düşünecek olan adam bu. Değil mi? Haklısın. Hayrullah. Abi Allah. He. Senin mekanın vardır açık. Benim mekanım yok bugün. Benim mekanım dolu. Biz mafya mıyız oğlum? İş adamıyız biz. Allah Allah ya. Senin yok mu kimse? Ya var da bunu niye hazırlık yapmıyor kardeşim? Sabahın köründe kaldırdı bizi, geldik markete tamam, falan. Tamam onu boş ver. Ramazan kolisi için, onun için değil. İnsanlara hediye edeceğiz ya. Tamam. Yani bir sevap işle hep günah işle. Tamam da yani şimdi ben nereden bulacağım yani? Son dakika haber veriyor bana ya. Senin vardı ya bu bazen kendine değerlendirdiğim böyle şey mi? Bungalov tarzında mu? Bir şeyler. Dur bakayım, hep arayayım gidiyordum onu. Birileriyle oraya. Dur. Kankacığım, bize yarım saat bungalov lazım. Yarım saat. Aynen, video çekeceğiz de. Bizim bir göt kameraman var, o bizim işleri aksatmış birazcık. Tamam. Geliyoruz o zaman. Hazırla ortamı. Ha şey, ortamı hazırlama, biz video çekeceğiz sadece. Tamam mı? Hadi görüşürüz, bay bay. Ben de olmasam ne yapacaksınız ya? Ayarladın mı? Buna ceza vermemiz lazım. Tamam, soğuk havuza girecek. Biz gidelim bir şey tamam. Yapalım, ondan sonra bakarız. Hadi gel arabaya ya. Yerleştirelim. Hadi Hayrullah, kurtardın yine. Ben de olmasam. Aha oradaymış. Göt ne ara girdi bilmiyorum ki. Murat bizi nereye getirdin oğlum? Kanka dağın başına getirdin, dağa kaldırdın. Biz Bolu'da mıyız, Sapanca'da mıyız, ben anlamadım ki. Vallahi kaç takımdayız bilmiyorum da bayağı sisli ya burası. Evet, aşağıdaki havayla alakası yok. Yok Murat. Biz aşağıda hava kötü diye buraya kaçtık, burada daha da kötü. Daha da kötü. Nereye, buraya nereye getirdin? Kanka burası Silva Bungalov, arkadaşın yeri. He. Böyle güzel, bu arada burayı kullanalım dedik. Arkadan da sen böyle güzel güzel. Şey... Eğlenme şeyler mi burada geldi? Takılmaya takılmaya. Bu arada ben kolileri gönderttirdim içeri Hayrullah'a, boş durmasın dedim. Zaten mekan da ayarlamamış. Sağ ol, teşekkür ederim. Onu ben ayarladım. O kadar da olacak artık yani. O da bunun cezası olsun. Cezası olsun, taşısın. Tamam. İşini. Hayrullah, dikkat et, kayma. Ha burada şey de varmış he, havuz mavuz falan. Var var. Şu var, an sıcak. Kapalı. Aynen. Isıtmalı mı havuz? Isıtmalı. Oo iyi, güzel güzel. Girelim, bağlım içeriye. Aa eski tarzdan yaptım hani, tutulmuş böyle tarzı. Güzel terlikleri sana bıraktım Murat'cığım. Seksi terlikler. Aynen. Evet, Hayrullah içeride geldiğinize göre soyun kardeşim.
Ramazan kolisi, Ramazan kolisi içerik. Doğru. Abi ne yapsın? Buraya geldiğinde ilk söyle. Evet. Yani. Öyle şeyler için buraya geldiği için. Aklımız karışıyor. Bir yok, şey de varmış burada. Jacuzzi. He. Sever misin Ayrullah? Kullanabiliyoruz mu? Atlayalım mı hemen Ayrullah? Hemen. Bence bir saniye şöyle bir şey var. Ne? Bu şimdi yer ayarlayamadı. Tamam. Her şeyi unutuyor ya. Her şeyi devletten bekliyor yani. He. Bunu açacağız, soğuk girecek. Cezası bu. Yok, ceza koli taşımaktı. Sen de var o ya. O kadar mı yani? Ya ne yapacaksın şimdi? Lazım da. Kolilerimiz burada. Üçüncü nerede? Üçüncüsü de şurada. Üç tane almıştık. Arkada. Ha. Hayrullah yürütmedi, rahat olsun. O zaman sırayla başlayalım. Hayrullah, evet. Görüntüler nasıl? Işık çünkü biraz... Oğlum bu ne lan? Bayağı ağır moruk. Bu birinci koli bu arada. Bu en ucuzu. En ucuzu buydu. Aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Sırayla 1, 2, 3 açıyoruz. Gösteriyoruz, geri kapatıyoruz. Sırayla bunları yapıp hepsini gösterdikten sonra yorumlarda kendini kim belirtiyorsa... Belirtenlerin arasından 3 kişiye, birine 1 düşecek, birine 2, birine 3, artık kimine düşerse. Allah bilir. Aynen, YouTube yorumlarda kendinizi belirtirseniz Ramazan kolilerden faydalanabilirsiniz. Çok iyi. Umarım en çok kimin ihtiyacı varsa ona çıkar. Evet. Aynen. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu benim içimden gelen bir bilgi. Durumu iyi olan arkadaşlarımız varsa, şimdi Ramazan çünkü birlik beraberlik ayı. Yanımızda, çevremizde, eşimiz, dostumuz, akrabamız, durum müsait olmayan arkadaşlarımız varsa elimizden geldikçe lütfen onlara destek verelim. Hepimiz evet. Bunları yapmaya çalışalım. Hatta siz de yorumlarda kendinizi belirtip eğer size çıkarsa, size lazım değilse, durumu daha müsait olmayan bir tanıdığınız varsa ona hediye bile edebilirsiniz. Aynen öyle. Güzel bir Ramazan küçük bir hediye olmuş olur. Ya artık en ufak yağ bile kaç para yani? Çok pahalı kanka her şey ya gerçekten. Aynen. Zor durumlar yani. Bıçak var arkada bıçak, kanka. Bıçak var mı? Arkada. Burası da o kadar gelmişim ki her yeri biliyorum yani. Daha detaylı şeyler sormayacağım sana. Sorma. Evet. Şimdi. Bu birinci kolimiz ha? Evet. En düşük bütçeli kolimiz. Murat'cığım nasıl yapıyoruz ben sana vereyim. Aynen ben de bakayım neymiş ne değilmiş. Tamam. Bu bir. Bu nedir? Efor çay. Efor çayımız var. Harman yumuşak için. Şöyle diziyorum kanka ben bunu. Aromarka pilavlık bulgur. Bulgurumuz var. Aro nohut. Nohut sever misin çocuk adam? Çocuk adam. Pilavlık. İthal pirinç. Pirincimiz var. Olmazsa olmazımız. Sıvı yağ. Bir yağ. Altın değerinde. Buyurun. Altın değerinde. Altınla yarışıyor. Salça. Salça severiz. Sen bu arada yemek yapabiliyor musun? Oo sen ne diyorsun? Salla falan. Yemekle ben milleti yaparım. Zehirleme demiyorum. Gerçekten yani insanlar... Bak, yemekle yaparım, salçayla göbekle atarım, kalçayla... Yemekle yaparım, salçayla göbekle atarım, kalçayla... Bu salçayı ilk defa gördüm bu arada. Spagetti. Biliyorsun ben İtalya'da, benim evet. Manitayla bak... Bizim şöyle günlerimiz vardı Ayrullah. Manitle İtalya'da, Roma'dayken... He. Belirli günlerimiz vardı. Genellikle hafta sonuna denk gelirdi çünkü onun tatil izin günüydü. He. Spagetti günü yapardık biz. Yanında he. Şarap, kırmızı şarabım olmazsa olmaz. Diyorsun. Ulan Ziya, anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun be oğlum. Buğday. Un. Evet. Buğday değil, bu un. Ya buğday unu yani. Beyaz diye kafamız karışmasın lütfen. Toz şeker. Şeker severiz. Toz. Zeytun. Zeytun. Bu ne zeytini? Gemlik mi? Mercimek sever misin? Mercimek severim bu arada. Güzel oluyor. Yapabiliyor musun? Yok. Niye? Yani yapmasına yaparım da denemedim. Evet. Ben de hiç uğraşmadım. Karnıyarık yaparım. Karnıyarık mı? Hı. Karnıyarık güzel. Karnıyarık ne alaka moruk peki mercimeğin arkasına? Bilmiyorum öyle o aklıma geldi. Makarnalarım kötü değildir. Şehriye. Sen peki şehriyeli pilav mı seversin şehriyesiz mi? Şehriyesiz. Bu ne? Şey okuyacaktım. Yotlu tuz. 3 tuzdan uzak durun arka. Pardon 3 beyazdan uzak durun. Ben çaktırmadan baktım. Evet arkadaşlar fiyat 391 TL. Burası. Artık her şey pahalaştığı için böyle daha uyguna geliyor değil mi biraz galiba? Yani galiba öyle çünkü rakam veremiyorum kanka. Bugün bu rakam yarın farklı rakam. Ben de bilmediğim belli için olmuyor. Arkadaşlar sizce uygun mu değil mi yorumlarda yazabilirsiniz. Sizin fikriniz nedir? Böyleydi. Kime çıkarsa şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ve... Buyurun. Kasa. Kasa lütfen. Üç nolu kasa. Lan bütün işi bana yaptırıyorsun ya. Buyurun. Batan geminin malları bunlar. Moruk aman yanlışlıkla telefonla gönderme paketi. Aynen. O en büyük hediye olur işte. İkinci paketimiz... Ne kadarmış? 789 TL. Acun Bey ben kutumda büyük hissediyorum. Evet.
Evet, şimdi kutumuzdan çıkan ilk şey kaç kiloluk bu? Bu bayağı. Bu 2 kiloluk pilavlık pirinç. Yerli pirinç. Burada zeytinimiz var tekrardan. Evet. Bu da büyük çıktı. Burada hemen şu altın değerindeki sıvı yağımız. Büyük bir yağ. Evet. Bana büyük. Bu paket biraz şimdiye kadar bile daha mantıklı geldi sanki. 389'dan. Evet. Bu kaçtı bu arada? Öbürü 391'di. Bu da 789. Arasında İki pek katı. De bir şey yok. Aynı. Burada çayımız var yine. İlk defa duyduğum kaçak marka. Çay. Efor Tiryaki. Bunu içince tiryakisi oluyormuşsun. Evet. Burada reçel var. Reçel yiyor mu? Gibi tatlı. Yerim, severim. Seversin. Ama pek aramam tatlı olduğu için. He. Bak bu pakette çorbalar var tavuk kanka. Çorbası. Hazır çorbalar. Burada bir tane daha. Ezogelin. Güzeldir evet. Ezogelin. Bu ne? Puding var. Puding. Gençler çok sever bunu. Severler. Burada mercimeğimiz. Mercimeğimiz de buradaymış. Nohut. Nohut var. Moruk burada ne var? Bu bulgur. Evet. Peki pirinç pilavı mı, bulgur pilavı mı? Pirinç. Doğrudur. Bulgur. Ama arada sana özellikle bulgur çekiyor saçım. Çekiyor saçım. Saçın ha? Saç. Hangi saçın moruk? O konuya gireceğiz ama diğer videoda beklemede kalın. Çok o krem. Çok o krem tamam. Şeker. Moruk bu çok büyük lan. Değil mi? Değil mi? Kafana vursan olur. Neyse. Bu ne oğlum? Bunu yanlışlıkla mı koydunuz buraya? Tuz. Yotlu tuz. Salça. Evet. Makarina. Bu daha zengin geldi. Bu da tabi daha zengin. Burada yine şehriyemiz. Burada bir tane daha markamız. Markamız yani, evet. Yani bunlar kaç 30 TL midir? Vardır mı? Lan biz şunları 1,5 liraya alıyorduk ayrılla. Bak yine geldi aklıma. Daha var depresyon zamanı değil şu an. Yine şehriyemiz, arpa şehriye. Bir tane daha puding. Oo. Bir tane daha toz şeker. Tamam. Bir tane daha toz şeker. Tamam. Ve en sonunda da unumuz. Evet. Ekmek hamurla aran nasıl? Hamur işi. Hamuru sevmem ya. Yani. Sevmiyor musun? Bir annem köy peynirli börek yaparsa onu yerim, yoksa da yemem. Muratçım, şimdi öbürünle iki kat fiyat farkı vardı. Tam iki kat mı? Aşağı yukarı iki kart. Kart. Şimdi bu dediğimiz gibi fiyatı söyledik zaten 789, öbürü 989. Yani 200 TL farkla bakalım ikinci paketle üçüncü paketin arasında ne olacak? Ama bir şey söyleyeyim, fiyat politikasını öyle bir yapmışlar ki tam profesyonel ha. Değil mi? İkinci ile üçüncünün arasında 200 küsür var evet. Değil mi? Acaba ürün farkı ne olacak? Evet. Bu arada ikinci koli sizce nasıl? İyi mi, güzel mi bu senenin Ramazan paketi? Bu arada şu yorumunuzu merak ediyorum. Eğer bu paketleri siz hazırlıyor olsaydınız şu paketin içine neyi dahil etmek isterdiniz? Lütfen açın. Neyi çıkarırdınız? Aynen lütfen. Dediniz saçma bu koyulur mu falan. Aynen. Sence Ramazan'da en çok tüketilen besin ne kanka? Tam adamına soruyorum ben. Nerede bileyim? Ama makarna, pilav, bulgur, yumurta. Yok ama. Bak yumurta yok kolide. Ama şöyle de olabilir. Şimdi yumurtanın atıyorum 10 gün belki tutma şeyi vardır. Ne zaman hangisi doğru. Satılacağı belli değil ya. Doğru. Ondan olabilir ondan belki. Olabilir. Bu ikinci paket de bu şekildeydi kankiler gördüğünüz gibi. Evet. O zaman bizelim ikinci paketimizi geri koyalım. Paketleme işini kime çıkacaksa şimdiden afiyet olsun. Hızlısın Murat. Hızlı olmayan paket olur kankacığım. Şimdi aha. Oğlum yeminle ben daha iyi paketledim lan. Ah. Bu arada zeytinle ya şeyde baya büyüktü. Ben sana üçüncü paketi vereyim. Ve ver ikiyi buraya koyayım. Buyurun. Sen de üçü yap. Ağırmış ya. Ama omuzumuzda taşıdığımız yükler daha ağır. Buraya bir drama müzik. Sen mi başlayacaksın ben mi açayım? Aç istiyorsan. Sonuncuyu da sen yap. Evet. Şimdi üçüncü en pahalı paketimiz. Fiyat bu da neydi? 989 TL. Bakalım bir neler var. Nerede mı? Kalsa 200 TL fark var. İlk başta hemen bir kahve çıktı. Türk kahvesi. Mehmet Efendi. Aynen. Kuru kahveci. Fal baktırmayı sever misin Aslancığım? Alakam yok. Çikolata. Çikolata. Tatlılardan devam edelim. Reçelimiz var buradan. Burada bir tane kaçak çayımız var. Evet. Efor. Çok efor sarf etmeden bir tane zeytin. Zeytini. Bir tane bulgur yine. Bu yok la bu bulgur mu? Evet bulgur. Evet bulgur. Cahil. Yine bir pirincimiz var burada Osmancık. Buyurun pudingimiz. Doktor Ortger sen böyle video çekmeyi kimden öğrendin? Küp şeker. Peki sence erkekler hamaratlı mı? İyi yemek yapabiliyor mu? Ne konuda hamaratlı mı diyecektim tam. Sen dedin ki iyi yemek yapabiliyorlar mı? Şimdi erkekten erkeğe değişir bence. Evet. El emeğine bağlı. Sen nasılsın o durumda?
Ben aç kalmam. Ben de aç kalmam. Mesela aç kalmamın kastı ne? Mesela yumurta kırabilirim. Sucuklu yumurta da yapabilirim. Kaç yumurta? Kaç menemen gibi de yapabilirim. Oo, çok iyiymiş o zaman. Seninle bir açlık oyunları yapmamız lazım ormanda. Diyorsun. Aynen. Bence güzel sarar. Burada ne varmış? Şehriyemiz var tekrardan. İlk karnıyaraya geleceğim. 15 yaşında yapmıştım bu yerden. Karnıyarık. Bravo. Bizim Adana'da 7 yaşında adam Adana tezgahının başına gidip Adana dürüm yapıyorlar. Burada makarina. Evet. Acaba ben ne dedim kulağına? Merak edin. Yoruma yazın şehriyemi. Bir tane daha makarna. Burgu makarna. Sanki var ya biz demek. Bize para verdiler de kolileri reklamlar ya? Yapıyoruz ya. Keşke halbuki kendi kolilerim olsa. Billur tuz. Billur derken... İlk defa biraz daha farklı bir tuz koymuşlar. Bu billurlu. Aynen. 1964'ten beri. Ne alaka oğlum? Puding. Yine puding. Doktor Edgar'ın bu sefer. Burada yoğurt çorbası var. Sever misin? Çok severim. Annem çok siz güzel siz seviyor yapar musunuz yoğurt çorbayı? Tabii taze şekilde. Toz şekerimiz var. Evet. Bir tane daha şeker var. Evet. Bir başka tane unumuz var. Un da varmış. Salça. Tamam. Salçalı en çok hangi yemeği seviyor? Salça çok şeye koyuluyor ki. Ete, en çok. Et kıymaya koyuluyor, ondan sonra sebzeye koyuluyor, bulgura koyuluyor. Bir sürü şeye makarnaya koyuluyor, bir sürü şeye salça sürü koyuluyor. Şey. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Bu kaç litre moruk bu arada? Bu 1 litre. Bu 2 galiba. O 3 litre. 3 litre sıvı yağımız var. Sence 200 TL farkı değer mi? Değer mi? Evet doğru, güzel sordun. Sizce değer mi arkadaşlar? 200 aynen. TL farkı. Durumlara kesinlikle bir yağ fazla var. Bir tane yağ fazla var orada. 200 TL diyor. Etmez. Başka ne vardı burada? Billur tuz farklıydı galiba, aynen. Aynen. Makarna, mercimek falan. Bilemedim yani. Böyle 150-50'ye kaldım. Dediğin gibi yani tam yarı yarıya. Değil anlaşılır mi? Tam bir şey yok ortada. Bunları o zaman geri koyalım. Geri paketleyelim. Arkadaşlar markette elemana ihtiyacınız varsa aramayın, gelemeyin. Kuru kahve gibi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Şimdi tek fiyatlarını bilmediğim için. Değil mi? Ürünler acaba şey olarak arkadaşlar sizden rica etsem. He bari güncel uğraşın fiyat, ya. Güncel fiyatlara hakimseniz sizi fazla uğraştırmadan teker teker almış olsaydınız paket 1'de olsun, 2'de olsun, 3'de olsun kaç paraya gelir ve paket halinde ne kadar avantaj olmuş oluyor yani. Ben onu çok merak ettim. Ben de merak ettim. Hayrullah'ın yeni görevi bu bence. Moruk biz bunları nasıl sığdıracağız şimdi ya? Sen daha iyi paket ediyordun yani. Bu arada Muratçım ellerine sağlık, teşekkür ne demek, ederim. Ne yani demek? Hiçbir market çalışanının daha önce çıkıyor bu adamın içinden ya. Hiçbir markette çalışmadım ama ilk defa paketledim. Şimdi Muratçım böyle ben şey Ramazan kolisi vereceğiz diye yani fazla zorlaştırmak istemiyorum. En uygun nasıl yapalım? Yorumda kendi belirtsin. Evet. YouTube videonun altında yorumda. Ben de kim olduğunu bilmesi için ne yapalım? Instagram'dan kendi yorumunuzu bana yollayın. DM'den bana mesaj atın. Görüntü olarak, yazı aynen, olarak aynen. Nasıl izlerseniz. Biz de yorumların arasından 3 kişiyi seçelim. Umarım en çok kimin ihtiyacı varsa ona çıkar. Umarım. Bu kadar basit. Ramazan güzel ay arkadaşlar. O yüzden güzel değerlendirin. Bol bol camiye gidin. Bol bol tesbih çekin. Güzel güzel geçirin. Canlarım benim. Birkaç tane yemek videosunu önceden çektik sizler için. Aynen. Bize sövmeyin arkadaşlar Ramazan'da niye yemek yiyorsunuz diye. Biz Ramazan'dan önce çektik onu. Aynen. Birkaç tanesini çektik. Hatta yarın ben bir hızlı yemek yeme challenge yapayım ya. Daha Ramazan aynen. Onu girmem da yap. Ondan aynen sonra demesinler Ramazan'da çektim diye. O zaman ne yapıyoruz? Herkese güzel Ramazanlar diliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bazen yanımızdaki insana da düşünmemiz lazım ve bu gittikçe azalıyor. Hele bu koronadan sonra millet birbirinden hep uzaklaştı sanki. Kesinlikle. Nerede o eski Ramazanlar be? Diyorsun. Mahalleye sofrayı kurardık. Herkes bir tencere yemek getirirdi. Şaka maka bir yana ama birkaç sene önce biraz daha samimiydi ortamda. Öyleydi. Bu koronadan sonra falan her şey araları çok açtık. Neyse biz de fazla açmayalım arayı. Biz gidelim o zaman. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Hadi gel. Hayrola şu paketleri arabanın bagajına koy gel hadi.